Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar, kısa bir süreliğine Twitter hesabım olan Fenerli Duyum, sonunda iki tane M var. Bu hesabı takibe alabilirsiniz. GT mi diyorsunuz geri takibe kısaca? Ondan yapmaya çalışıyorum. Yani beni takip eden arkadaşlar, böyle enteresan hesaplı olan arkadaşları genellikle takip etmeye çalışıyorum. Gerek scouting adına, gerek başka şeyler adına. Çünkü çok fazla scout'tan anlayan arkadaşımız var ve çok fazla hani hocam beni de takip et bak, benim de paylaşımlarım güzeldir diyen arkadaşlar var. Elimden geldiğince de takip etmeye çalışacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi sadece Fenerbahçe karıştırılmıyor aslına bakarsanız. Çünkü Fenerbahçe dışındaki takımlarda da karışıklıklar var. Mesela Beşiktaş takımı teknik direktör değişikliği yapmış. Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olsun. Hani Fenerbahçe açısından hayırlısı neyse o olsun. Şimdi bu bitti mi? Bitmedi. Mesela Beşiktaş takımı Şenol Güneş'le anlaşmış. Anlaşabilirler, hiç sıkıntı değil, ama sosyal medyaya bir haber yansıdı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş yönetimi bana bekleyin dedi. Bize oyun oynadılar. Bizimle görüşürken aslında Şenol Güneş'le anlaşmışlar diye Radyo Spor'a açıklama yaptığını iddia ettiler. Ben Fenerbahçe taraftarı olarak bu bilgi doğru mu yanlış mı bilgim yok. Önce bunu belirteyim. Hani doğru mudur yanlış mıdır hiçbir şey söyleyemem. Hiç yani alakam olmayan bir konu. Ama şunu söyleyebilirim. Ulan hep mi Fenerbahçe'ye olacaktı? Yani hep mi Fenerbahçe olacaktı? Bu sefer de rakipler olması son derece hoşuma gitti açıkçası. Yani bana kim ne derse desin, bu benim hoşuma gitti abi. Ne derseniz deyin. Yeni Malatyaspor'da Yusuf Nidiyashimi'nin Başakşehir'e transferinde sonraki satıştan alınması gereken %20'lik payın 350 bin euro karşılığında Başakşehir'e verildi ve bu paranın eski başkan Adil Gevrek'in iki farklı şirketine aktarıldığı açıklanmış. Yani uzun lafın kısası diyor ki eski başkan Nidiyashimi'den alınması gereken sonraki satıştan %20'lik payı 350 bin euro karşılığında verdi. Şu anda Başakşehir kaça satarsa satsın paranın tamamı kasalarına girecek diyor. Vallahi devre arası için aslına bakarsanız çok ama çok net bir önerim var Fenerbahçe adına. Çok ama çok net bir öneri Nidiyashimi. Yani beğenmeyebilirsiniz, hoşunuza gitmeyebilir ama ne yapın edin, getirin. Bak elde bir sürü futbolcu var değerlendirmediği. Mesela Lemos var. Biliyorsunuz Emre Belözoğlu çok sever Lemos'u. Geleceğin Lugano'su ben kefilim demişti mesela. Kefil olduğu futbolcuyu almış olur. Daha ne istiyorsunuz? Hem de yüksek ücretler verilerek alındı mesela. Öyle bedavadan basitinden alınmadı ki o Lemos. Değil mi arkadaşlar? O yüzden mesela Lemos olabilir. Ben açıkçası beğenirim yani. Keşke Lemos olsa. Ondan sonra Burma'yı verebiliriz. Yani Lemos ve Burma karşılığında Nidiyashimi'yi de alabiliriz. Değil mi? Benim için mantıklı. Evet, ara ara video bölünüyor ama arkadaşlar enteresan da şeyler var. Şimdi Fenerbahçe'de Jorge Jesus geçenlerde bir cümle kurdu. Aslına bakarsanız o cümlenin içerisinde çok fazla şey yatıyordu. Ne diyordu? Transfer şansım olursa devre arası stoper isterim diyordu. Rem maçından sonra da, yani Rem maçından sonra dedi diye hatırlıyorum ama daha önce de bunun sinyalini verdi gibi. Şimdi Fenerbahçe'yi açıkçası 3-4 ayda bu hale getiren, taraftarı birbirine kenetleyen, stadı kapalı gişe haline çeviren, artık kombine devretmesini bile bir ticarethane yapan teknik direktör ne diyorsa bence yapmak lazım. Ha şu da bir gerçek. Şu da bir gerçek. Fenerbahçe'de devre arasında gidebilecek isimler de yok değil. Yani mesela Miguel Crespo. Allah aşkına bir Crespo'yu bak alıcı gözde bir izleyin. Fenerbahçe formasını çıkarın. Başka bir forma giydirin. Mesela kimin forması? Mesela Liverpool forması giydirin, oynatın orta sahada. Adı ne olacak? Adı ulan adamlar ne topçu buldu be olacak. Ama bizde olunca ne oluyor? 5 milyon 10 milyon euro. Ya geçiniz. Şu alemde, şu sosyal medya platformlarında birçok duyumcu var. Kendini duyumcu addeden
birçok ama yani duyumcu atledip ama sağdan soldan yürütme duyumlarla iş yapan birçok kişi var. Çok eğlenceli oluyordur muhtemelen. Ama bu işin gerçekten duayenleri de var. Mesela bana sağ olsun yönetime yakın kaynaklarım ellerinden gelen bilgileri aktarıyorlar, aksettiriyorlar. Mesela Atletico Madrid'in Crespo'yu incelediği, Crespo'ya teklif yaptığı, benden başka hiçbir baba yiğit açıklamadı bunu. Ama görün bakın, ihale hep başkalarına kalıyor, işte böyle bir şey oldu. Bakın, Inter olayı mesela, Inter'in takibi. Atletico Madrid'de, Inter'de Crespo'yu çok ciddi scoutingliyor ve her iki takım da hani neredeyse utanmasalar şunu yazacaklar, 50 de verseler alın, basın parayı alın diye. İki takım da oyuncumuzun her maçını takip ediyor arkadaşlar. Bak diyeceksiniz ki hocam kesin mi? Emin misin? Her maçını takip ediyorlar. Hatta ben şunu söyleyeyim. Ben Crespo'nun sezon sonunda Fenerbahçe'de kalmasını imkansızın ötesinde imkansız görüyorum. Bilginiz olsun. İmkansızın ötesinde imkansız. Sezon sonunda kalması. Şimdi gelelim esas haberlere. Yani biz bir Kim Min-ji'yi kaybettik mesela. Yani Kim Min-ji'yi kaybettik. Ve hani Serdar Alçelik de demiş ki Kim Min-ji şu anki formüle dünyanın en iyi stoperi. İnan bana ondan daha formda stoper yok şu anda demiş. Aynı Kim Min-ji için geçen sezon hani ala ala bunu mu aldınız? Çin liginden futbolcu mu alınır diyen bu arkadaş değil miydi? Hatta bu arkadaşın yancıları, yan çarları, yan hesapları kanalımıza gelip ağlayıp zırlamadılar mı? Siz ala ala bunu mu aldınız? İşte vasata alıştınız. Vasat bahçelisiniz. İşte ne bileyim vasat bahçeli olmaktan utanıyorlarmış. Bunları yazan siz değil miydiniz? Ben miydim? Ben miydim arkadaşlar? Siz değil miydiniz? Yani yanlış bir şey mi söyledim acaba? Ben öyle hatırlıyorum da. Bilmiyorum, inşallah sizsinizdir. Ben değilimdir. Ama gerçekten de Kim Min-ji'nin muadilini dahi bulamadık. Fakat bulamamıştık. Fakat başlığımız Fenerbahçe yeni Kim Min-ji'yi buldu şeklinde. Şimdi değerli arkadaşlar, Fenerbahçe'den transfer haberi gelmeye başladı. Zaten beklediğiniz şeyler de bunlardı. Artık hızlanıyoruz. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe müthiş bir çıkış sergiledi. Lig'de lider, Avrupa'da lider ve Kim Min-ji'yi Napoli'ye yüksek bir bedelle satmıştı. Ancak yerini bir türlü dolduramadı. Üstelik Kim Min-ji'nin muadilini bulmaya çok uğraşan Fenerbahçe'miz bir türlü aradığını bulamadı. Şimdi Fenerbahçe hedefe doğru giderken çalışmalarını hızla ama hızla sürdürüyor. Şimdi arkadaşlar haberden habere atlamış gibi olacağım. Mecburum. Hocam kimmiş, ismi neymiş falan filan. Ya da video bittiği zaman bazı arkadaşlar çıkıyor. İşte başlıklar içeriğin alakası yok. Direkt bunları engelliyorum. Bilginiz olsun. Videoyu izlemeyip de burada çakallık çukallık yapan arkadaşlar bir defolup gitsinler. Yani insanın canını sıkmasınlar. O arkadaşlara buradan peşinen belirteyim de sonra ağlayıp zırlamasınlar bana. Şimdi haberden habere nasıl atlıyorum? Mert Hakan Yandaş dün günü bireysel programlara eşliğinde sürdürdü. Bakın bireysel programlar. Yani Mert Hakan Yandaş aslında baya baya iyileşme eğilimi gösteriyor. Luan Perez, Diego Rossi ve Gustavo Henrique ise günü tedavi programlarıyla tamamladılar. Yani açıkçası Luan Perez'in, Rossi'nin ve Gustavo Henrique'nin sakatlıkları sürüyor ve bu arkadaşların kısa süre içerisinde iyileşmeleri beklenmiyor. Ama Mert Hakan Yandaş İstanbulspor maçından sonra sahalara, daha doğrusu takımla çalışmalara dönebilir. İsmail Yüksek takımla çalışmalara tekrar başladı. Joshua King takımla çalışmalara başladı ki biz buna neydi ya 3 harfli 4 harfli bir şey diyorduk. Neydi, MHYB miydi? Neyse çok kendimizi övmeyelim. Gustavo Henrique sakatlandı. Değil mi arkadaşlar? Dün. Peki ben size başka bir şey söyleyeyim. Gustavo Henrique'yi iade ediyoruz desem bana ne tepki verirsiniz?
Ha, şimdi anladınız mı niye iki haberi birleştiriyorum? Bak şimdi. Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde bir madde ortaya çıkmıştı. Hatırlayın. Birkaç yok 8-9 gün önce haberlerde Sabah gazetesinin özel haberinde bu gerçek ortaya çıkmıştı. Değil mi arkadaşlar? Çıktı bu gerçek ortaya. Ve ortaya çıkan bu gerçek sonrasında yani ortaya çıkan bu gerçek sonrasında Gustavo Henrique'nin 20 maç ilk 11'de oynarsa Fenerbahçe bonservisini zorunlu olarak alacak maddesinin bulunduğu iddialar vardı. 20 maç ilk 11 oynarsa. Bence o 20 maç ilk 11 oynarsa değildir de. Neyse. Hadi öyle olsun. Öyle bilsinler. Yani şimdilik öyle bilsinler. Ben o kadar diyeyim. Şimdilik 20 maç 11 bilsinler. Şimdi aynı Sabah gazetesi demişti ki Fenerbahçe'nin 15 resmi maça çıktı demişti. 16 oldu o bu arada bilginiz olsun. Avrupa Ligi'ndeki 4 karşılaşmanın tamamı da 90 dakika. Avrupa Ligi elemelerinde 4 maçın ikisinde 90'ar dakika ter döktü. Süper Lig'de 7 maçta oynadı. Hepsinde 90 dakika mücadele etti. Yani şimdiden 13 karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. Sözleşmedeki madde o arada 14 olmuş oldu. Maddenin devreye girmesi için 6 maçı kaldı. Ancak Gustavo Henrique'de bir madde var. Aslında hepiniz bu maddeyi biliyorsunuz. Flamengo'daki daha önce yaşadığı sakatlık tekrarlanırsa, nüksederse, zorunlu satın alma maddesi ortadan kalkacak. Hatta kiralama bedeli dahi ödenmeyecek diye bir söylenti vardı. Bilmiyorum ne kadar doğru. Geçmişte Flamengo'da bir diz sakatlığı yaşamış ve bu sakatlık nedeniyle Fenerbahçe önlem amaçlı olarak kiralama formülünü kullanmıştı. Hatırlayın. Son dakikalarda bir sakatlık olayı vardı. Ancak ortada bir sıkıntı var. Ne biliyor musunuz? Gustavo'nun sakatlık geçmişinde sadece hasta yazıyor. Arkadaşlar, şimdi Gustavo Henrique yazın, Transfermarkt'a girin. En sağda sakatlık geçmişi var arkadaşlar. Performans bilgileri kısmına girin. Kaçırılan maçlar, sakatlık geçmişi ve kaçan cezalı maçlar falan var. Orada 2016-17 senesinde ta o zaman Santos'tayken 316 günlük bir çapraz bağ yırtığı var. Ve orada 37 maç birden kaçırmış. Bu olabilir. Normal. Ancak 2020-2021 sezonunda 27 Eylül 4 Ekim arasında 7 günlük süreçte 3 maç kaçırmış. Hasta yazıyor sadece. Aynı şekilde 21 Ekim 23 Ekim arasında 2 günlük süreçte hasta yazıyor ve bir maç kaçırmış. Yani 9 gün hastalanmış, 4 maç kaçırmış. Gustavo Henrique. Şimdi hangi ayağındaki sakatlık ya da dizindeki sakatlık gerçekleşirse gidecek diye de insan sormadan edemiyor. Kart cezalarına baktım arkadaşlar. Yani kaç cezasından kaçırdığı maçlar falan filan var. Yani çok yok Flamengo'da sadece 3 maçta cezalı duruma düşmüş. Çünkü sert müdahaleli bir stoper değil. Sizin de gördüğünüz üzere. Durum böyle. Arkadaşlar Gustavo Henrique'nin dizinde bir sakatlık var. Üst adale grubunda bir zorlama var. Gustavo Henrique konusunda açık söyleyeyim. Jesus kuyruğu titretmemek adına atıp tutuyor ama Gustavo Henrique'ye güvenmediği için üçlü savunmaya döndüğünü de belirtmiyor. Arkadaşlar biz iki tane futbolcunun dur şöyle son dakika olarak vereyim. Biz iki tane stoperin Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda iki tane stoperin tekrardan yetkilileriyle görüşmeye geçtik ve şartlarını sorduk arkadaşlar. Bu stoperlerden birisi tahmin ettiğiniz üzere Rodrigo Becao. Diğeri de muhtemelen onu da tahmin edersiniz Nino. Şimdi Becao için ben kısa bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. İtalya'daki Becao Udinese'de 6 milyon euro piyasa değeri var. 2024'e kadar takımıyla sözleşmesi var. 19 Ocak 1996 doğumlu, 26 yaşında, 1.91 boyundaki stoper. 6 milyon euro piyasa değerini söyledik. Oyuncu sakat. Şimdi oyuncu sakat. Zamanında
2019'da Bahia'dan piyasa değeri 7 milyon euro iken 1 milyon 600 bin euroya satın almışlar. Şimdi arkadaşlar oyuncunun sakatlığını söyleyeyim size. 12 gündür sakat oyuncu. Yani 16 Ekim'den beri sakat. Neyi olduğunu bilmiyorlar. Bu sezonun başında 9 Ekim 11 Ekim'de kas yorgunluğu vardı. 2 günlüğüne sakatlandı. 1 maç kaçırdı. Şu an 16 Ekim'den beri sakat ve 3 maç kaçırmışlığı var. Ne zamana kadar iyileşir çok da bilinmiyor. Ama şu Dünya Kupası arası aralığı takımları buna sevk ediyor. Hani futbolcu iyileşse bile ses etmeyelim. Nasıl olsa düzelir ya da nasıl olsa bir şeyler olur mantığında hareket ediyorlar. Ki bence çok çok yanlış yapıyorlar. Ama bilemeyeceğim. Şimdi arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım. Beckenbauer için şartları sorduk. En son 8 milyon euro para istediler bizden. Fakat bizim vermek istediğimiz ücret çok çok düşük. Bilginiz olsun. Nino'ya gelelim. 31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi var. Yani yaklaşık 1 yıllık sözleşmesi kalmış gibi gözüküyor ama futbol literatürüne göre 1,5 dönemlik bir şey kaldı. 1.88 boyunda, nispeten hızlı. Bu da 25 yaşında, 10 Nisan doğumlu ve Brezilya U23'lü de forma giymiş ama yaşı dolayısıyla önemli değil. O yani gençten, o genç kadroya sayılmayacak, alt yaş kategorilerinde oynasa bile. Nino'nun da şöyle bir durumu var. Zamanında 1 milyon euro almışlar 2020'de. Fakat bu sezon 49 maça çıkmış. 4153 dakikalık süre almış. Biz istediğimizde 5 milyon euro demişlerdi. Biz 5 milyon euroya işi bitirecekken çıktılar 5'i. Çok ama çok sıkıntılı bir yere götürdüler. Yani arkadaşlar, uzun lafın kısası. Fenerbahçe yeni Kimmich'isini Nino ya da Becao'dan biri yapma niyetinde ve bu isimlerden hani şartlarını sorgulamak, şartlarını sormak adına bir teklifte, daha doğrusu ilgi mektubu gönderdik diyeyim arkadaşlar. Bilginiz olsun. 28 Ekim tarihinde bu duyumu veriyorum ama video 29 Ekim tarihinde herkese açık olmuş olacak. Haberiniz olsun. Yarın bir gün muhtemelen ilk ben dedimciler çıkacak piyasaya. Bilginiz olsun. Hocam, sence hangisi Kim Min-ji gibi olur? İkisi de olmaz. Kim Min-ji Fenerbahçe tarihinde bir jokerdi. Şapkadan çıkmış bir tavşandı. Ejderhaydı, ne tavşanı. Ve bu şey işe yaramıştı Fenerbahçe'de. Ama Becao, Nino yüzde kaçını sağlar? Bence Nino bir %70 Kim Min-ji'lik yapar. Gustavo Henrique kaçta kaç Kim Min-ji? %10'luk ancak Kim Min-ji kontenjanını dolduruyor. Becao da bir %65 falan doldurur gibi düşünüyorum. Ha şu dün oynadığım şey, Teateh miydi ya o şeyin adı? Rendeki stoper. Arthur Tahate. Mesela 22 yaşında, 1.85 boyunda stoper. Yeni transferleri. Eleman 19 milyon euroya aldılar Bologna'dan. Bologna da 6 milyon euroya Belçika'dan almış sezonun başında. Bak 1 Temmuz'da Bologna kiralıyor geçen sene. 26 Ağustos'ta. Kiraladığı futbolcu 15 milyon euro piyasasına çıkıyor. 6 milyon euroya opsiyonunu kullanıp satın alıyorlar. Rende 19 milyon euroya bunlardan satın alıyor. 17 maça çıkmış, 1530 dakika. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bize böyle eleman lazım. Bize böyle stoper lazım. Yani hem yaşı genç, hem yaşı genç, hem de kütür kütür, hareketli, kıpır kıpır, hızlı stoper lazım. Fenerbahçe futbolu Jesus'la birlikte yavaş yavaş hızlı futbola eğilim göstereceği için bize böyle isimler lazım. Bakalım arkadaşlar, hakkımızda hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoya da bir beğeni atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.